Peplum modası bu sene de devam edecek. Peplum ne ya? Fırfır gibi bir şey. Ha. Stine? Ömer. Yeter, gerçekten yeter, tamam. Anlıyorum, çok teşekkür ederim. Çaba sarf ediyorsun moralim düzelsin diye. Ama beceremiyorum değil mi hayatım? Yok ya, seninle alakası yok, benim aklım zel işte. Evet biliyorum. Ya siz çok yakın arkadaşsınız, siz niye böyle yaptı ki Zeliş acaba? Bilmiyorum. Yeterince yakın değiliz herhalde. Yani benim için çok önemli, çok yakın hissediyorum kendimi, onu çok seviyorum ama demek ki ben onun için o kadar değerli değilim. Evet, ben geldim. Nöbeti ben devralabilirim Ömer'cim, sen gidebilirsin artık. Yok Zeliş, boşa zahmet etme, ben iyiyim Ömer'le. Sen git kuaförüne mi, alışverişine mi, nereye gideceksen. Tavır yapma ne olursun Elif'cim, bak vallahi sabahleyin yaptırdığım manikürle ojeli ellerimi, tırnaklarımı, her şeyimi yedim. Bak. Aşkım. Ben buraya fobimi yendim de geldim, ne olursun. Tamam peki. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. Hadi bakalım. Hayatım bir şeye ihtiyacın olursa... Olursa ben hallederim Ömer'cim. Halim yok, tavır yapamıyorum ama bir daha yaparsan Zeliş'im... Yok, tövbe. Canım, su içer misin? Yok, Zeliş istemem. Ben sana meyve suyu alayım mı? Aa, hastanenin yanında bir market vardı. Ben bir koşup gideyim sana meyve suyu alayım. Zeliş! Allah rızası için vallahi halim yok. Su da istemiyorum, meyve suyu da istemiyorum, bisküvi de istemiyorum. Ya geldiğinden beri iki dakika oturmadın, sürekli bir bahane bulup gidiyorsun. Tabii ben seni zorla getirirsem olacağı bu. Zeliş sen git ya, ben bitince taksiye atlar gelirim. Elif, ben sana babamın kanser olduğunu söylemiş miydim? Hayır. Akciğer kanseriydi. 3 ay içinde bütün iç organlarını sardı ve babamı kaybettik. Çok üzüldüm. İyi de ben burada kanserle savaşırken sen niye bana sonu kötü biten bir hikaye anlattın ki şimdi? Babam son bir ayını hep hastanede geçirdi. Biz her gün ziyaretine gittik. Giderken annem sıkı sıkı tembih ederdi. Derdi ki bak Zeliş, sakın babanın yanında ağlamak yok. O seni hep gülerken görmek ister. Ben de hep babama gülerek baktım. Bir gece hastanede... yanında kalıyorduk. Annem uyuyakaldı. O sırada babam öldü. Ben anladım öldüğünü. Ama hep yüzüne gülerek baktım. Bütün gece hiç ağlamadım. Hep güldüm ona bakarken. Belki dedim, gözünü açarsa beni gülerken görsün. Hiç bilmiyordum. Özür dilerim. Sen ondan benimle gelmek istemedin buraya. Elif'ciğim. Ben o gün... içim kan ağlarken gülmeyi öğrendim.
Ama şimdi sana rol yapamam. Seni çok seviyorum arkadaşım. Sana bir şey olursa eğer... ben artık gülemem Elif. Bana bir şey olmayacak. Ben yeneceğim bu hastalığı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.